Selam. Bu ne hal? Geceniz iyi geçmedi senin pandayla anlaşılan. Seninki de iyi geçmiş anlaşılan. Evet, çok eğlendim. İyi geceler. Of Narin ya. Sana ne kadar ihtiyacım var bir bilsen. Ama seninle asla konuşamam ki olanları. Öldürürsün beni Sermet'e aşık olduğumu bilsen. Keşke o şahane yıllarımıza dönebilsek yine. Ben sana arabayla çarptım. Ay hafızanı mı kaybettin sen? Bak benim adım Deniz. Deniz. Senin adın ne? Hatırlayabiliyor musun sen? Adın ne? Adın. Ya hatırlıyorum. Narin benim adım. Oh çok şükür. Ay gitmemiş. Dur yavaş. Sen şimdi kıpırdama kıpırdama. Bir ameliyattan çıktın Narinciğim. Senin bacağın kırıldı. Alçıya aldılar. Önemli değil ama. Bir de şuranda bir şey var. Ben sana çarptığımda büyük ihtimalle o yere şey oldu değdi. İskanmayacak hiç önemli değil. Dokunma. Hiç önemli değil. Narin ben çok 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 özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Narin Yılmaz. Benim buyurun. Geçmiş olsun. Getirdiğiniz kazayla ilgili olarak ifadenizi almaya gelmiştim. Yani tamamen benim sakarlığım memur bey. Öyle yürüyordum kaldırımda. Taşa takılmışım, düşmüşüm, bayılmışım. Gerisini hatırlamıyorum zaten. Allah'tan sınıf arkadaşım Deniz ambulansı aramış hemen de. Onun sayesinde kurtulmuşum yani. Araba çarpmadı size yani. Yok memur bey söylüyorum size ben kaldırımdaydım, yürüyordum. Siz de bu olaya şahitsiniz. Öyle mi gelişti peki? Aynen. Peki ana. Ben bir imzanızı alayım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Şu koskoca İstanbul'da ben kalkıp sınıf arkadaşıma mı çarptım? İnanmıyorum ya. Yani sen beni tanıyorsun. Deniz Tunalı değil mi? Yuh. Soyadımı da biliyorsun. Ay ben seni hiç tanımıyorum ama. Narin Yılmaz memnun oldum. Garip bir tanışma oldu tabii. Ben... Özür dilerim o benim cadı kız kardeşim yüzünden oldu. Ben telefondan laf yetiştiriyordum sana çarptım. Olur mu canım? Asıl benim hatam. Aval aval ağzım açık dolaşıyorum ortalıkta. Olacak iş mi yani? Çok özür dilerim ben. Narin çok da teşekkür ederim. Yoksa benim başım belaya girecekti polisi de yaptı. Ya niye başım belaya girsin polisle? Olur mu öyle şey? Ben senin başına durduk yere binlerce şey açtım. Araban şimdi benim yüzümden tadilata girecek bir şey. Ne gerek var canım? Sen bir hafıza problemi yaşamadın emin misin yoksa sen genelde mi böylesin? Nasıl? Kızım serilmiş yatıyorsun benim yüzümden. Yok gel bir de benim araba masraflarımı öde. Yok yok normal değil ben. Ben bir nörolog çağırayım mı? Ben bir nörolog çağırayım. Sen bir şey olmuş çünkü yani. Vurdun ya. Çağırayım mı nörolog? Yok ya yok. İyiyim. Ne var ya? Çağırayım ben nörolog çağırayım. Abi hayırdır nereye gidiyorsun? Pavyona. Allah Allah manyak mısın oğlum sen? Mahallemizin kızı burada yatıyor lan. Sahipsiz mi kalsın? Doktorlar, hemşireler pervane etrafında. Hani bu çarpan kızın kankası amcasıymış başhekimin. O sebepten yani bir sıkıntı yok. Kız gayet rahat abi. Tamam bunu odasına koyarsın sen. Nereden geldiğini bilmesi önemli değil. Tamam abi. Bir de saat başı rapor ver bana. Onlar hastaneden çıkarken de ara beni. Olur abi. Hadi. Ne güzel şeyler bunlar. Ver ver. Çiçekler sizin. Bir yanlışlık olmasın ya. Benim kimsem yok ki bunu gönderecek. Bunun üstünde kart falan da yok. Yalnız zevkli çocukmuş seninki. Güzel.
Ya yok, odaları karıştırdılar herhalde. Bana gelmemiştir o. Ay kısa kısa konuşuyoruz şurada ya. Anlat bakayım kim bu mahcup delikanlı? Kız okuldan mı yoksa? Ya of Deniz, gerçekten yok öyle biri diyorum ya. Hadi. Evet, nasılmış bakalım hastamız? Aa Deniz Hanım, siz de mi buradaydınız? Merhaba Osman Bey. Çok ağrısı var ama. Biraz ağrısı olacak, normaldir. Arkesit'in dozunu yükseltiriz. Her şey normal gözüküyor. Ama tedbiren bir 48 saat daha burada kalacaksınız. Ne? 48 saat mi? Mümkün değil olmaz, hayır. Benim gitmem lazım. Neyin mümkün olup olmayacağına ben karar veririm küçük hanım. Düştüğünüzde başınızı vurmuşsunuz. Ve haliyle gözlem altında tutulmanız lazım. Tamam, ben sonra yine gelirim. Çiçekleri dışarı alalım hadi. Gıcık. Aks. Bittim. Bittim ben, bittim. Bittim, kovuldum ben buraya kadar da her şey bitti. Aa, olur mu öyle şey canım? Telefon açıp haber veririz. Ay, bunlar da eşek değil herhalde. Bacağın kırıldı kızım, boru mu? Ya telefonu yok onların bende. Ay, ver adresini, ben gidip söylerim. Adresi bilmiyorum ki canım. Yürüyerek gidiyorum hep, spor olsun diye yani. O zaman çaresiz bekleyecekler sen hastaneden çıkana kadar, bir zahmet. Sen ne yapıyorsun iş? Muhasebeye bakıyorum, evraklar getir güt yani hesap kitap. Aman batmazlar ya, boş ver. Bak şimdi ben çıkıyorum, gideceğim böyle dergiler, atıştırmalıklar falan alacağım. Çikolata, cips, gofret, kola, kuru yemiş buraya böyle yığarız. İki gün partileriz odada. Ya gerek yok, alma o kadar şey, paranı harcama Deniz boşuna. Partilemek ne ya? Deniz, neyin var, ne oldu? Aylar öncesinden başlardı yapacağımız tatilin planları. Her sene başka bir yere götürdü babam bizi arabasıyla. Sonra böyle işleri yoğunlaşınca pek vakit bulamadı tatil için. Aryas onu seneye gideceğiz mutlaka söz diye yeminler ederdi bize. Sonra böyle yıllar sonra yine böyle doluştuk arabaya. Çok neşeliydik. Şarkılar falan söylüyorduk. Sonra böyle bir köpek fırladı yola. Sarımakla arkada oturuyorduk. Böyle baktım, ırmak kıpırdıyor. O dehşet dolu gözlerle bana bakıyor. Sonra ben anneme seslendim. Anne! Sonra babama seslendim. Hiç ses gelmedi. Sonra ters dönmüş arabadan çıktım ben sürünerek. Irmağı çekerek çıkardım. Böyle insanlar koşuyordu üstümüze yardım etmek için. Sonra işte geriye kalan benden gördüğün gibi bu kadar. Amcam ırmağı iyice dağılmasın diye İsviçre'ye yatılı okula gönderdi. İşte ben de burada böyle. Aman, öf. Hasta kıza neler anlatıyorum ya, çok saçma. Özür dilerim, böyle hastaneye gelince böyle anılar başımdan aşağı boşandı. İşte kazadan sonra kardeşimle böyle günlerce yatmıştık. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ay. Ay tamam, geçti. Bu akşamlık benden bu kadar. Senin hayat hikayen, biraz da sen anlat bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.